Büşra Canlı Resim dersine hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde origami kağıdıyla ya da normal herhangi bir kağıtla şöyle ayakkabı yapacağız. İki parça halinden oluşuyor bu ayakkabı. Bu şekilde. Evet, ihtiyacımız olan şey aynı boyda 4 parça kağıda ihtiyacımız var. Benim daha önceden hazır bu şekilde 20'ye 20 boyutunda, yani 20 santimetre karelik bir kağıdım vardı. Ben bunu 4 eşit parçaya böldüm ve iki parçasını kullanarak şöyle ayakkabının ilk çiftini yaptım. Deri desenli. Evet, şimdi önce uç kısmından başlıyoruz. İlk olarak kağıdımızı yukarı doğru şu şekilde katlıyoruz. Üçgen bir çizgi oluşturuyoruz. Daha sonra açıyoruz. Diğer tarafa katlıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şu şekilde içeri doğru birer küçük üçgen daha katlıyoruz. Evet, ben bunu daha önce dış tarafa doğru katladığım için oradan devam edeceğim. Evet, yine katlayamadım. Evet, şöyle. Yeniden gösteriyorum. Kağıdımızı ikiye katladık. Sonrasında şu şekilde katladık. Ve bu sefer kağıdımızı çevirip arka tarafını şöyle katlayacağız. Uç kısmını düzgünce. Katlamaya çalışıyorum. Biraz evet, burada kağıt sertleştiği için sıkıntı oluyor. Evet, sonrasında şurayı açacağım. Ve oluşan çizginin üzerine doğru katlıyorum. Daha sonra şurayı katlıyorum oluşan çizginin üzerinde. Evet, şimdi burada oluşan üçgeni şöyle yukarı doğru katladım. Şöyle. Burası ayakkabının şu toka kısmı oluyor. Bu genişliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir üçgen katlayıp içeri doğru. Sonra bunu da yeniden içeri doğru yerleştirdim. Evet, burası biraz uğraştırabilir. Şöyle eğri oldu. Tamamdır. Evet, şimdi aşağıdan genişlettik. Şöyle altta da şöyle bir görüntü var. Şimdi burayı şöyle üst üste getireceğim. Elimle şöyle yukarıyı biraz kaldırıyorum. Üst üste gelmeleri için. Bu iki parça şöyle üst üste geldi. Evet, bu aşamadan sonra şöyle tutuyorsunuz. Genişliğine dikkat edip. Burada şimdi iki tane üçgen parça var. Şöyle iki tane. Birisini dışarı doğru kıvırıyorum. Diğerini de içeri doğru kıvırıyorum. Şöyle. Sonrasında bu parçaları şu kağıdın içerisine yerleştiriyorum. Tam şuraya. Yapabilirsem.
Bunu da şu tarafa, burayı biraz açalım. Ve aslında zor gibi görünüyor ama değil. Çünkü küçük yapmaya çalıştığım için böyle zorlanıyorum. Büyük bir kağıtla yaparsanız daha kolay olur. Ama küçük yapınca da daha böyle sevimli duruyorlar. O yüzden böyle yapmayı tercih ettik. Evet. Evet, şöyle böyle duruyor. Bu şekli normal. Şimdi arka kısmına geçeceğiz. Evet, burada da yine kağıdımı şu şekilde katladım. Sonra çevirip şu şekilde bir daha katlıyorum. Ortada bir çarpı oluştu. Sonrasında şöyle tutayım. Şöyle bir üçgen yaptım. Bu üçgeni yukarı kaldırıyorum. Sonra arkasını çeviriyorum. Arkasını çevirdikten sonra evet, burayı da şöyle katlıyorum. Sonra bu tarafı da katlıyoruz. Sonra burayı çevirdik. Arka tarafına döndük yeniden. Bu kısımda şöyle göz kararı bir şekilde iki parçayı şöyle katlayacağız. İç tarafına bakabilirsiniz. Burayı şöyle katlayıp izini belli hale getirdikten sonra yeniden açıyorum. Bu sefer şu içerideki parçaları şöyle içeri doğru katlıyorum. Sonrasında burada artık topuğunu yapacağım. Burayı yeniden şöyle gördüğünüz gibi içeri doğru katladım. Biraz şurayı çok katladık. Evet, o dengeyi siz ayarlayacaksınız. Evet, sonra şurası iç kısmına geçiyorum. Hala tam istediğim gibi düzeltemedim ama olsun. Evet. Evet, ayakkabılarımız hazır. Şöyle göstereyim. Evet, gayet güzel oldu. İsterseniz kendiniz süsleyebilirsiniz. Üzerine toka yapabilirsiniz. Ama bence böyle gayet şık duruyorlar. Daha önce normal A4 kağıdıyla yaptığım denemeyi göstermek istiyorum. Saniye. Evet, o da şu şekilde oldu. Kağıt biraz yıpranıyor ama yine de fena değil. Evet, bugünkü çalışmamız da bu şekildeydi. Umarım karantina günleriniz güzel geçiyordur. Bu da sizin için evde yapılabilecek eğlenceli bir çalışma olmuştur umarım.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.